Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Kursumuzu tamamladınız ya da atladınız, özet kısmına bakmak istediniz. Bir kere her şeyden evvel baştaki uyarımı tekrarlamak isterim. Kursu sırayla izlerseniz sonuçta kendi kafanızda bir düşünce oluşacak. Ve bu düşünceyi de siz yorumlayıp, kendi hayatınızı uyarlayıp devam edeceksiniz beslenme programınıza. Bu beslenme programında bütün besin gruplarını, veya özelde bazı bilinen, uygulanan sarımsak, pancar turşusu, tohumlar, baharatlar gibi konularla ilgili ayrıntılı bilgilere sahip oldunuz. Ve genel fikrin takip ederek belirli bir ölçüde bunu uygulamaya başladınız. Şimdi ne yapacağız? Burada uygulanan beslenme sisteminde neler tüketebileceğiniz ayrıntılı olarak anlatıldı. Ve bu dersin eklerinde de özetlerini bulabilirsiniz. Bu listelere baktığınız zaman bu listelerden kendiniz yemekler hazırlayıp yiyebilirsiniz. Bu sadece yetmez. Aynı zamanda diğer yürüyüş başta olmak üzere kilonuz, vücut kütle indeksi, bel çevresi onları da düzenli olarak kontrol etmeniz gerekir. Bunu yaptığınız takdirde bu çabaların karşılığını yavaş yavaş alacaksınız. Ve aldığınız zaman da kendinizi daha iyi hissedecek ve sağlıklı bir vücuda ve ruha sahip olacaksınız. Bu da sizin yaşam sevincinizi artıracaktır. Yaşama daha iyi bağlanmanızı sağlayacaktır. Bunların ötesinde bu kursta belirli bir şekilde tüketilmesi gereken besin grupları, tahıllar olsun, baklagiller olsun, sebzeler ya da meyveler olsun, Bunların kompozisyonu ve oluşumu tamamıyla size bağlıdır. Yani kural olarak hepsini şu kadar tüketeceksiniz diye bir genel kanun hükmünde bir şey söz konusu değildir. Siz belli bir üründen bir miktar, belli bir üründen belki daha fazla yiyeceksiniz ama genel kalıpların dışına taşmamaya gayret edeceksiniz. Özellikle şeker konusunda ve fazla yemek konusunda, düzensiz yemek konusunda bir takım çabalar göstermeniz ve gerekli adımları atmanız gerekir. Unutmayınız ki bu program bir bütün programdır. Bir kısmını uygulayıp bir kısmını uygulamadığınız zaman bundan maksimum ölçüde faydalanmanız maalesef mümkün değildir. O yüzden sonuç olarak özellikle size şunu söylemek isterim. Bu genel bilgileri siz kendi kişiliğinizle, kendi yaşam biçiminizle kendi mesleğinize çarpıp bir sonuç elde edeceksiniz. Bu elde ettiğiniz sonuç tamamıyla size özel bir sonuç olacaktır. Size özel bir program olacaktır. Yoksa herkesin aynı şeyi sanki matematiksel bir denklemmiş gibi birebir uygulaması zaten mümkün değildir. Herkesin kendi yaşamı, iş koşulları ve ev koşulları tamamıyla farklıdır. O yüzden genel kurallara uyup kalıbın dışına taşmayarak ve özellikle kolesterol ve diğer kan tetkiklerini takip ederek aşamalarda ne durumda bulduğunuza karar vermeniz gerekiyor. Bu aşamalar çerçevesi içerisinde kolesterol hedeflerimizi buradaki eklerde bulabilirsiniz. Bu kolesterol hedefimiz temel olarak bilinen toplam kolesterolün 200, LDL kötü kolesterolün 100'ün altına düşürülmesidir. Birinci hedef toplam kolesterolün 180, kötüyle kolesterolün 80'e, daha sonra ise toplam kolesterolün 150'ye ve 80'in altına hatta daha düşük düzeylere 50'ye kadar çekilmesidir. Bunun herhangi bir şekilde size zararı yoktur. Her ne kadar kolesterol çok önemli, kolesterol hormonlar için ana madde, bu olmazsa vücutta büyük sıkıntı olur gibi bir takım düşünceleri duymuş olabilirsiniz. Ama özellikle kolesterolü düşük olan kişilerde, hatta ve hatta genetik olarak kolesterol yapımında sorun olan bazı insanlarda kolesterol tahmin ettiğinizden çok daha düşüktür. Ve görülmüştür ki bu kişilerde herhangi bir sağlık sorunu yaşanmamaktadır. Bizim temel amacımız iyi huylu kolesterol, kötü huylu kolesterol tartışmasının dışında olup damar tıkanıklığı nasıl olur bölümünde anlattığım gibi damarda biriken kötü kolesterolün yani LDL'nin oksitlenmesini önlemek. Bunun için de fabrikaya gelen ham maddenin azalmasını sağlamaktır. Bu son derece basit bir denklemdir. Maalesef dünyada bu bilinmesine karşın ve bu konuda bazı hastaların ısrarlı ve uzun süreli uygulamasıyla büyük fayda sağlamalarına karşın günümüzde pek çok insan tarafından bilinmemektedir. Bilinmediğinden dolayı uygulanmamaktadır ve kişiler bir sıkışmışlık duygusu içerisinde yaşamaya devam etmektedirler. Halbuki bu basit kuralı uygulayarak, gerektiğinde kolesterol haplarından da yardım alarak ama dozu düşük ve aralıklı kullanılım ile devam edilerek o zaman bundan fayda sağlayabilirsiniz. İşin özeti bizim hem kolesterol hem de diğer takip tepkilerinde gördüğümüz hedeflerdeki ana noktayı kesinleştirmek ve ona doğru ilerlemektir. Bu konuda eğer bir sorununuz olursa, bana ulaşabileceğiniz yolları biliyorsunuz. Mesajla ulaşabilirsiniz. Bunun yanında da takip formlarını bana gönderebilirsiniz. Ben de yorumlayıp size geri dönüş yaparım. Lütfen bu bitkisel beslenmeyi aklınızdan çıkarmayın. Uygulayın çünkü uygularsanız bundan fayda göreceksiniz. Bundan fayda gördüğünüz zaman da ısrarla bu alanda çalışmaya devam edeceksiniz. Eğer herhangi bir şekilde bu beslenme programına ara verirseniz ya da bu kalıpların dışına taşarsanız o zaman tekrar başa dönmek zorunda kalırsınız. O yüzden bunu genel yaşam şekli haline dönüştürmek esastır. Zaten işi sırrı da bu noktadadır. Kimse bunu yaşam şekli haline dönüştürmez. Bir ay yapar, iki ay yapar, sonra bırakır ve tekrar şikayetleri olduğu zaman yeniden başa döner. Halbuki sizin böyle yapmamanız gerekiyor. Çünkü böyle yaptığınız zaman zaman kaybediyorsunuz. Kaybedeceğiniz zaman da maalesef hayatınız oluyor. O yüzden bu konuyu tekrar düşünmenizi rica ederim. Şimdi bu dersin eklerinde bulunan takip formlarını ve aşamalarını tekrar gözden geçiriniz. Ve ondan sonra düzenli olarak size söylediğim gibi bir ajanda ya da günlük bularak bunları yazınız ve takip ediniz. Bundan daha önemli ne olabilir? hayatınızdan daha kıymetli ne olabilir? Hayatınız için kendinize vakit ayırmanız gerekiyor. Günde yarım saat içerisinde bu kayıtları yaparsınız, hem bize dönüş yaparsınız hem de sizler hangi aşamada olduğunuzu görürsünüz. Bu da size büyük bir moral motivasyonu sağlar. Bu yüzden dünyada biliyorsunuz takip programları uygulanmaktadır ve bu takip programlarında da aralıklı olarak doktorlarla görüşülerek bir takım düzeltmeler yapılmaktadır. İşte bu kursun temel amacı bu büyük takip programlarını uygulama imkanı olmayan, bana ulaşma imkanı olmayan insanlara öyle bir olana sunmak oldu. Takdir edersiniz ki bu iş kolay bir şey değil. Ama dediğim gibi hayatınızdan önemli başka hiçbir şey yok. İlginiz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim.